Merhaba sevgili gençler. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün BGM Matematik Ortaokulu öğrencileriyle 8. sınıf 1. dönem 2. sınava çalışacağız. Bu çalışmamızda diğer sınav çalışma videolarında olduğu gibi hem konu tekrarı hem de kendinizi ölçeceğiniz bir sınav videosu olacak. Bundan dolayı sınav esnasında siz de soruları çözerek kendinizi ölçüp eksiklerinizi belirleyeceksiniz. Başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Ayrıca videoyu beğenerek ve arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Evet, etkileşimli bir ders olacak demiştim. Kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın. Başlıyoruz. Konularımızı seçerken konuları okuldaki kazanım listesine göre aldım sevgili gençler. Amacım konuları genel olarak tekrar etmek ve bütün kazanımları, bütün bilgileri tek tek hatırlatmak. Bunu yaparken de sorulardan yararlanacağım. Evet, her sorudan önce 5 saniye bekleyeceğim. Videonuzu durdurun, cevabı bulun. Sonra kontrol edin benden ve şu puan halinize yazın bakalım. <laughs> Evet ilk sorumuzla başlayalım. Normal çarpanlar katlar konusunun giriş kısmı yani çarpan ve bölen bulma. Çarpan dediğimiz olay neydi? Çarpımları 24 olan sayılar. Ben bunu hem çarpan hem de bölen yöntemiyle bulacağım. Bu sefer küçük kalem kullanalım. Evet çarpan diyorum. Çarpanları bulurken ne yapıyorduk sevgili gençler? 24 yazıp çarpanları 24 olanları buluyoruz. 1 kere 24. 2 kere 12. 3 kere 4. 4 değil pardon 8. Evet küçük kalemli olmuyormuş. İlk kez denedim. Yine keçeli kalemlerimize döneceğiz. 8. Devam ediyorum. 4 kere 6. 5 kere olmuyor. 6 kere 4. Başa döndü. O zaman buradan şöyle diyebilir miyiz? Çarpanlarımız 1, 2. Yazarken şu sırayla gidin sevgili gençler. 3, 4, sonra 6, 8, 12 ve 24. 24'ün çarpanlarıdır. Bir de bölen yöntemimiz var. Bölenle bulurken de sevgili gençler direkt sırayla söylüyorsunuz. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür, 7'ye bölünmez, 8'e bölünür, 9, 10, 11, 12'ye bölünür ve kendisine bölünür diyerek bulabilirsiniz. Çarpanlar, bölenler birbirine eşittir. Hangisi çarpan değildir diyordu. Buradan baktığınızda 14'ün çarpan olmadığını buluyorsunuz. Bunda daha kısa bir yöntemi de var. Hiç uğraşmadan. Ben sadece göresiniz diye uzun uzun yaptım. Şöyle yapıyorsunuz. 24 bile bölünür. 2'ye bölünür. 6'ya bölünür. 14'e bölünmez. Bu kadar kolay. Evet ikinci sorumuz asal çarpan algoritması. Ebob Ekok'ta da kullandığımız bir yöntemdi. Buyurun bakalım. Asal çarpan algoritmasını hatırlarsanız biz a'yı 2'ye bölüp b'ye yapıyorduk. b'yi 2'ye böl C'ye C3'e böl D yapıyorduk ya. Biz de burada tam tersini yapacağız. Yani 1 kere 5 F'yi verecek. 1 kere 5 5. 5 kere 5 E'yi verecek. 5. 25 kere 3 D'yi verecek. Yani 75. 75 kere 3 C'yi verecek. 210, 15, 225. 225 ile 2'yi çarpınca B'yi verecek. 200, 400, 450. 450 ile de 2'yi çarp 9. Evet bu şekilde Zikzak çizerek bakın şöyle zikzak çizerek yukarı gidiyorsunuz. Tamam sayılarımı buldum. Neyi soruyordu bana? A ile D'nin toplamı. A 900. D ise 75 yapıyor. Toplayınca 975 buluyoruz. C şıkkı doğru cevap diyoruz. Evet bu soruda 5 puan toplam 10 puana ulaştı. Bu arada burada çözümü soruların tamamının detaylı konu anlatımları açıklama kısmında da var. Mesela bir soruyu yanlış yaptın onları bir kenara not et. Mesela bu asal çarpan algoritmasıydı. Sonra gidip konuda çalışırsın. Evet ilk konuları hızlı geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bu da bir EBOB ECOG problemi. Durdurun çözün devam edelim. Evet önce bu soru EBOB mu ECOG mu ona karar vereceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu yaparken de size verilen sayılara bakıyorsunuz. Bir kasa dolusu elmayı Ali Bey mahallenin çocuklarına 11 ve 8'e yerli dağıtıyor. Dağıtabiliyormuş. Kasadaki elma sayısını soruyor. Bakın. Bizim bulacağımız elma kasası bu 11 ve 18'den daha büyük. Yani bunun bir katı olacak. Kat kelimesi geçiyorsa ekoktur. Hemen 11 ve 8 yaz. Çizgi çek ve ekok bul. İlk olarak 2'ye bölüyorum. 11 bölünmez. 8'i böldüm. 4. 2'ye böl. 11 bölünmez. 2. 2'ye böl. 11 bölünmez. 1. 1'i bulduk. Şimdi 11'e böl. Çıktı. Ne oldu? Ekok eşittir. Buradaki bütün sayıları çarpıyorduk. 2 kere 2. 4. 4 kere 2. 8. 8 kere 11. 88 bulduk. Ben şimdi size bir şey göstermeyi hatırlatmak istiyorum. Bakın 11 ve 8 aralarında asal sayılardır. Yani aslında biz hiç uğraşmadan bunların ekokunu aralarında asal oldukları için 11 kere 8'den kolaylıkla bulabiliyoruz. Tabi amacımız EBOB ekoku da hatırlamaktı. 88 elma vardır. Şıklara bakıyorum. Şıklarda 88 yok. O zaman şöyle yapıyorsunuz. Demek ki bu elma sayısı 88 olabilir. Doğru. 88'in 2 katı olan 2 ile çarpalım. 176 olabilir. Şıklarda var. Tamam. Mesela şıklarda 176 da yoktu desek 3 ile çarpmanız gerekecekti. 240, 24 de oradan 264 şıklarda arayabileceğimiz sayılardan olacaktı. Ne yapıyoruz? Ekok bul katlarını alarak devam edin. Evet dördüncü sorumuz. Bu da üstlü sayıların giriş kısmı. Yani tam sayıların tam sayı kuvvetleri olarak geçiyor. Durdurun, çözün. Bu soru 10 puan sevgili gençler. Biraz dikkatli olmanız gereken bir soru. Buyurun bakalım. <laughs> 4 üzeri eksi 2 eşittir. 1 bölü 16. Hemen bulalım sevgili arkadaşlar. Bir sayının negatif kuvveti sayıyı ters çevirir. O zaman bu ne olacak? 1 bölü 4'ün karesi olacak. O da 1 bölü 16'dır. Cevap 1 bölü 16 mı? Evet. Yukarıda eksi var. Ters çevirir. 1 bölü 6 üzeri 1 olur. O da 1 bölü 6 olur. Bu ise 6 üzeri 1 demiş. Bu yanlış. Eksi kuvvet ters çevirir. 1 bölü 3 üzeri 3. O da 1 bölü 27. Evet. Doğru. 7'nin karesi standart zaten. Bu da doğru. Cevabımız 3 adet doğrumuz olacak. Cevap 5. Hemen geçmiyorum. Burada bir de ekstra bir durum var. Ondan bahsetmemiş sorumuz. Ben yine sorayım size. Mesela deseydi ki şu soruyu ele alalım. Eksi 3'ün üçün, eksi 3. kuvveti nedir deseydi. Bu tarz sorularda sevgili arkadaşlar her ikisiyle tek tek ilgileniyorsunuz. Aşağıdaki eksiye bakarken üstün çift mi tek mi olduğuna bakıyorsunuz. Yukarı çift mi tek mi? Tek. O zaman öncelikle tek olduğu için negatif yazıyor. Sonra da üstteki eksiyle az önce yaptığımız gibi ilgileniyoruz. Yukarıdaki eksi ters çevirir. 1 bölü 3 üzeri 3 o da eksi 1 bölü 27 olur. Beşinci sorumuz üslü sayılarda çarpma işlemiyle ilgili. Ben burada size hem çarpmayı hem bölmenin bütün kurallarını hatırlatacağım. Siz şimdi bunu çözmeye çalışın bakalım. Evet bakıyoruz 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3. Hatırlarsanız çarpma ve bölmede tabanları aynı ve üstleri aynı kuralları vardı. Burada altlar aynı ise üstler toplanıyordu. Direkt cevabı 2 üzeri 8 A şıkkı buluyoruz. Kuralları hatırlarsak bakın çarpmada 2 kural vardı bölmede 2 kural vardı. Çarpmadaki kuralımız şuydu. Eğer altları aynı ise üstleri topla. Bölmede ise altları aynı ise üstleri çıkarıyorduk. Tamam. Çarpmada topla bölmede çıkar. Eğer üstler aynı ise Çarpmada çarpma yapıyoruz. Bölmede bölme yapıyoruz. Bu soruda da ondalık sayıları onun kuvveti olarak nasıl çözümlendiğini hatırlatacağım. 3 puanlık bir soru. Buyurun bakalım. Bu arada bu videoda yazım biraz kötü gidiyor çünkü parmağımda bir sıkıntı var. Ondan dolayı çok fazla bastıramıyorum. Bundan dolayı da yazı çok berbat oluyor. Ama sınav haftasında olduğumuz için mecburen yetiştirmek zorundayız. Onun için eğer anlayabiliyorsanız problem yok. Evet onun kuvveti olarak çözümlerken virgülden önce ve virgülden sonrayı ayrı ayrı yapıyorduk. Virgülden sonrasında kuvvetlerimiz negatif oluyordu. Bir daha şuraya yazayım. 5,4 üzeri 13. Bu onun eksi birinci kuvveti. Bu eksi iki, bu eksi üçüncü kuvveti oluyordu. Öne doğru gidiyorduk. Sonra sıfır, sonra birinci kuvvet, sonra ikinci kuvvet diye gidiyordu. Hemen yapalım. İsterseniz önce biz çözelim. Sonra şıklardan işaretleyelim. Ne diyecek? 5 ile onun sıfırıncı kuvveti artı. 4 ile onun birinci eksi birinci kuvveti, 1 ile onun eksi ikinci kuvveti, 3 ile de onun eksi üçüncü kuvveti olacak. Hemen şıklara bakıyorum. Cevabın değişik olduğunu görüyorum. D değil mi? Evet. Cevap değişik. Yeni sorumuz bir bilimsel gösterim sorusu. Şurası yanlış çıkmış. Bu ne yukarıda sevgili gençler? Buyurun durdurun ve çözün bakalım. Evet bilimsel gösterimi hatırlıyorsanız şöyle bir kuralımız vardı. A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazılırdı. Burada dikkat etmeniz gereken A'nın durumuydu. A birden büyük. 1 bir de olabilir ama 10 olamaz. 1 ile 10 arasında olacak. 1 olabilir 10 olamaz. O zaman bizim de buradaki sayımızı 1 ile 10 arasında bir sayı yapmamız gerekiyor. Kaç olacak o zaman? Bunun 7 olması gerekiyor. O zaman yazıyorum 7 çarpı 10 üzeri. Buraya gelecek sayıyı soruyor zaten. Virgülü sağa doğru kaydırıyorum. Kural suydu eğer siz virgülü hareket ettirdiğinizde sayı büyüyorsa kuvvet negatife yani küçülecek. Sayı küçülüyorsa kuvvet büyüyecek. Sayımı 0 virgül bir şeyden normal bir sayıya çevireceğim için demek ki sayım büyüyecek kuvvetim küçülecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayımızı 6 kat büyüttük kuvvetimizi 6 küçültüyoruz. Cevabımız C şıkkı oluyor. Bu çok küçük sayıların bilimsel göstermiydi bir de büyük bir sayı yazalım. Mesela 735, 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır yazdık. Bunu bilimsel olarak yaz dedi bana. Hemen ne yapacağım? Bu sayının 1 ile 10 arasında bir sayı olmasını istiyorsanız ne yaparsınız? 7,35 yaparsınız. Yani 7 tam 35. 7 sayısına denk gelecek. Çarpı 10 üzeri yazıyoruz. Bu sayının en sonundan buraya kadar gelmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın sayıyı 7 kat küçülttük. Kuvveti 7, büyüteceğim. 7 yazacağım. Olayı anladık değil mi? Eğer sayı küçülüyorsa kuvveti arttıracağım. Eğer sayı büyüyorsa kuvveti azaltacağız. 8. soruya geldik. 50 puan civarında olmamız gerekiyor. Şimdi bu soruya geçmeden önce sizden küçük bir isteğim olacak. Eğer buraya kadar izlediyseniz faydalı olduğunu düşündüğünüze inanıyorum. Onun için hemen aşağıdaki beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca faydalanmasını istediğiniz bir arkadaşınız varsa onunla da paylaşabilirsiniz. Evet yine 5 saniye bekliyorum. Durdurup çözelim. Sorumuz bir tam kare sorusu. 75 sayısına en az kaç çıkarılırsa sonuç tam kare olur. Bazen de kaç eklenirse diyor. Her ikisini de çözeceğim ama önce tam karenin ne olduğunu hatırlayalım. Tam kare herhangi bir sayının kendisiyle çarpımı olan sayıdır. 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. 9, 16, 25. 36, 49, 64, nokta, nokta .81 diye giden sayılara tam kare deniyor. Hatta bundan önceki çektiğim videoda büyük sayıların kare ve kökleri nasıl bulacağı şekilde bir oyun da yapmıştım. İzlemeyenler onu da izleyebilirler. Gerçekten eğlenceli ve size faydası olacak bir yöntem. Gelelim şimdi de buradan yararlanarak sorumuzu çözeceğiz. Aradığımız bu 75 sayısı burada verdiğim tam karelerden hangisinin arasında? 64'ten sonra ne gelir? 81 onu da yazalım. Bakın şurada bir yerde değil mi? O zaman ben bu 75 sayısından arttırmam gerekiyor. Arttırırsam 64 tam kare sayısını da tamamlayacağım. 75'ten 64 çıkar. Cevap 11 oluyor. Değişik. Demek ki 11 tane artarmış. Peki şöyle deseydi. En az kaç tane daha eklenirse deseydi. O zaman da bir üstteki tam kareyi tamamlayacaktık. Eğer soruyu o şekilde de sorsaydı 81'den 75 çıkaracaktınız. O durumda da 6 bulacaktınız. Yani yapacağınız olay 75'in hangi tam kareler arasında olduğunu bulmak. Eğer çıkar diyorsa aşağıya, ekle diyorsa yukarıya tamamlamak. Evet bu sorumuzda da arada olma sorusu ama ben konu anlatımı olarak size burada yaklaşık değeri de hatırlatacağım. Şimdi siz durdurun hangi sayılar arasında olduğunu bulun devam edelim. Evet hemen başlıyoruz. Az önceki yönteme benziyor. Bakın kök 55 sayısı Hangi tam kareler arasındadır onu bulacaksınız öncelikle. 55, 49 ile 64 arasındadır. Hemen bakıyorum. 49 kimin karesiydi? 7'nin. 64 de 8'in. Demek ki kök 49 ve kök 64'ten düşünürsen 7 ile 8 arasında cevap C şıkkıdır. Peki sana deseydi ki bu sayının yaklaşık değeri yani virgüllü olarak net değeri kaçtır deseydi? Hemen şöyle yapacaktı. Yine bunu yapacaktık. Diyecekti ki 7 ile 8 arasında bir şey. O zaman 7 virgül bir şey. Ardından da bunların birbirine olan uzaklıklarına bakacaktık. 49 55'e kaç birim? 6 sayı. 55 64'e 9 sayı uzaklıkta. O zaman böyle düşünürseniz tam yarısını düşünürseniz yedi buçu düşünürseniz bu tarafa mı yakın bu tarafa mı? Bakın aşağıya daha yakın. O zaman 7.4 ya da 7.3 diyebilirdik. Hızla ilerliyoruz. Köklü sayıların sonlarına doğru gelmeye başladık sevgili gençler. Burada da köklü sayılarda çarpma, bölme, toplama, çıkarma işlemlerini kısaca hatırlatacağım. Buyurun, çözün bakalım. Bu soru biraz zor olduğu için 10 puan. İşlem önceliğini hatırlarsanız önce parantez işleriydi. Zaten burada da mecburen parantez iş yapacağız. Köklü sayılarda çarpma ve bölme yaparken kural kök içleri birbiriyle, kök dışları birbiriyle. Yapalım 4 kere 5, 20. 2 kere 3, 6. İçerisi 6. Eksi. 3 kere 4, 12 kök 3 kök 2 kök 6 çarpma işlemi tamam toplama çıkarmada ise tek bir kural vardı kök içlerinin aynı olması bakın çarpma yapınca aynı olmak zorunda kaldılar kök içleri aynı o zaman sadece yapman gereken kat sayıları çıkarmak 20'den 12 çıktı 8 kök 6 cevabını buluyorsun burada birkaç bir şey de hatırlatayım size her zaman sorular bu şekilde verilmez mesela der ki kök 27'den kök 12'yi çıkar der bu durumda hemen bunları kök dışına çıkarıyorduk. Bu 3 kök 3. Bu ise 2 kök 3 oluyordu. Sonra da işlem yapıyorduk. Bazen böyle sorarlar. Bazen işlem yaparsınız. Mesela bu işlemlerin tamamlarsınız toplama çıkarmada. Karşınıza şöyle bir şey çıkar mesela. Bu durumda soruyu böyle bırakmazsınız. Kök 12 dışarıya çıkabildiği için en sade haline ulaştırırsınız. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 çarpı 2 kök 3 olur. Sonra da 4 kök 3'e çevirirsiniz. Özellikle test sorularında bunlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Siz cevabı bulursunuz. Aslında doğru bulmuşsunuzdur ama şıklarda göremezsiniz. Demek ki bu kök 12'yi de parçalayıp dışarı çıkmanız gerekecek. Onu unutmayın. Sorumuza dönersek cevabımız 8 kök 6 idi. Ve 11. sorumuz. Bu da irasyonel rasyonel ayrımı. Birazdan nasıl yapacağınızı bir daha kısaca hatırlatacağım. Evet başlayalım. Hemen önce kuralı hatırlatıyorum. İrasyonel olduğunu bulmanın 3 yöntemi vardı. 1. E, pi gibi sayılar. 2. Kök içi dışarı çıkmayanlar, kök 3 gibi olanlar ya da içerisi negatif olanlar. Bunlar da yine dışarı çıkmaz ve irasyoneldir. Üçüncüsü de sonu olmayan ondalık sayılar. Mesela devam ediyor böyle. Sonun ne olduğunu bilmiyoruz. Buradan şıkları inceleyelim. Pi sayısı zaten irasyoneldir. Gitti. Kök 5 dışarı çıkmıyor. İrrasyoneldir. Kök 4 dışarıya 2 diye çıkar. İrrasyonel değildir. Bakın burada da ondalık sayının sonu gelmiyor. Nasıl gittiğini bilmediğiniz için bu da yine irrasyonel. Mesela bu soruyu şöyle deseydi 1,256256 nokta nokta deseydi bu da sonsuz fakat bu irrasyonel değil. Neden? Çünkü nasıl gittiğini biliyoruz. Bakın 256 256 olarak ilerliyor. Bu nasıldı devirli bir ondalık sayı oluyordu. Bu da rasyonele çevrilebiliyordu. Evet 12. sorumuzda da devirli ondalık sayı rasyonele nasıl çevrilir onu test edeceğim. Buyurun çözüm bakalım. Olayımız şöyleydi. Önce size basit bir şeyler hatırlatayım. 0,5 yazdı üzerine çizgi çekti. Bunu nasıl rasyonele çeviriyorduk? Eğer virgülden sonra tamamı seçiliyse hemen 5 bölü 9 yapabiliyorsunuz. Mesela şunun gibi 0,12 yazmış hepsini çizmiş ne yapacağım? 12 bölü 99 yapacağım. Ya da 0 virgül 217 dedi. Hepsini çizdi. Çok basit. 217 yaz. 1, 2, 3. 3 tane olduğu için 3 tane 9 yaz diyecektik. Bu tamamı çizili olduğu zaman. Ama bakın tamamı çizili değil. O zaman işe kural giriyor. Kuralımız şuydu. Yukarıda başka bir kural. Aşağıda başka bir kural. Yukarıya sayıları yazarken sanki hiç virgül yokmuş gibi yazacağız. Virgül olmazsa bu sayı kaç olur? 106. Eksi diyorsun. Çizgi olmayanları yazıyorsun. Kaç? 10. Bak yukarıda virgül yokmuş gibi. 106 eksi 10. Aşağıda da virgülden sonraya bakıyorsun. Virgülden sonra ne görüyorsun? 0 ve 6. Çizgi olan için bir tane 9. Çizgi olmayan için 0 koyuyoruz. Çıkarırsam 96 bölü 90 bulurum. Eyvah şıklarda yok. Ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. 3'e böl. 32. 3'e böl. 30. Yine yok. Eyvah. D mi acaba? Yanlış bir yerde bir şey mi yaptık? Hayır. Bir daha bölüyoruz. 2'ye böl. 16. 2'ye böl. 15. Cevabımız B şıkkı olacak. Baya uzun bir sınav oldu. Çünkü bütün konuları hatırlatmak istediğim için. Tabi öğretmenleriniz bütün konulardan soru sormayabilir ama benim görevim hepsini hatırlatmak. 13. sorumuz ondalık sayıların kökleri ile ilgili. Buyurun. Evet bu soruyu da doğru yaparsanız 90 puana ulaşmış olacaksınız. Ondalıkların köklerini bulurken önce rasyonel çeviriyorduk. Bu 4 bölü 100 demekti. Kökünü yaz. Bu 16 bölü 100 demekti. Bu da 9 bölü 100 demekti. Eksi artı. Şimdi bunları dışarı çıkaralım. 4 dışarıya 2 olarak, 100 dışarıya 10 olarak artı. 16 4 olarak 10 olarak, 9 3 olarak 10 olarak. Paydalar eşit. Üstler işlem yapılır. 2 artı 4. 6. 3 çıkar. 3 bölü 10. E, hocam şıklarda yok. O zaman tekrar ondalığa çevireceğim. 3 bölü 10. Onda 3 demektir. Cevap C şıkkı. Sınavımızın son konusuna geldik. Olasılık konusu. Büyük ihtimal öğretmenleriniz bundan daha ilerisini sormayacaktır. Yani cebirsel ifadeleri geçen sınıflar için. Tabi onlar artık 3. yazılı videomuzu izleyebilirler. Orada yapacağız. Tabi yine 5 saniye bekleyeceğim. Durdurup çözelim sevgili. Murat ve Onur isimlerinin harfleri özdeş kartlara yazılıp torbaya atılıyor. U harfinin gelme olasılığı nedir? Tabii içinden bir tane seçeceğiz. U harfi gelme olasılığını soruyor. Hemen torbamı çiziyorum. Sayılarımı alıp içine yazacağım. M harfi karışık yazacağım. U harfi, R harfi, A harfi, T harfi, O, N bir de U bir tane daha R. Bize U harfi gelme olasılığı. Olasılık eşittir istenen bölü hepsi kuralımız vardı. Daha geçen olasılık videomuzu daha yeni yayınlamıştık. Ona izleyebilirsiniz isterseniz. İstenen neydi? U harfi. Bir tane burada var. Bir tane de burada. 2 bölü. Tamamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cevap 2 bölü 9. B şıkkı olacak. Bu konu çok da zor değil zaten sevgili gençler. Doğru yapmışsınızdır. Geçelim. 15. sorumuzda olasılıkla ilgili daha az olasılık ve daha fazla olasılık konusuyla alakalı. Buyurun bakalım. Aşağıdaki torbaların hangisinden alınan bir bilyenin kırmızı olma olasılığı daha fazladır. O zaman hepsini tek tek bulacağız. Birincide nedir? İstenen 4 tamamı 7. İkincide istenen 2 tamamı 6. Üçüncüde istenen 3 tamamı 10. Dördüncüde istenen 5 tamamı yine 10 yapıyor. Bunu hızlıca bulduk. Şimdi bunları nasıl sıralayacağım? Rasyonel sayılarda sıralama konusunu kullanabilirsiniz. Yani önce paydalarını eşitlersiniz ya da paylarını sonra sıralarsınız. Fakat ben burada o kadar uğraşmayacağım. Daha kolay bir yöntemimiz vardı. 6. sınıfı hatırlarsanız yarıma göre değerlendirmek. Şimdi bu tam yarıma eşit, değil mi? 5/10. Onun yarısı 5. Bu yarımdan az. 6'nın yarısı 3. Bu yarımdan az. 7'nin yarısı 3,5. Bu yarımdan fazla. Bize en fazla olanı soruyordu. Kim daha fazla? Tabii ki yarımdan fazla olan. Yani A şıkkı diyoruz. 16 sorumuzda yeni olasılıkla ilgili olasılığın özellikleri ile ilgili durdurup çözelim. Başlayalım hangisi yanlıştır diyor. İmkansız bir olayın olasılığı sıfırdır. Adından belli imkansız yani sıfırdır. Bu doğru. Bir olayın olasılık değeri bir ise kesin olaydır. Evet bunu zaten işlemiştik. Kesin olay 1 demektir. Bir olayın olasılığı 1'den büyük olabilir. Mesela bir zar attığınızda 6 bölü 6'dan daha büyük bir sayı gelebilir mi? Yani birden. Gelemez. zaten 6 tane sayı var. Bu ifade yanlış. Cevap C'ymiş. D'ye de bakalım. Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı bulunabilir. Bu da doğru sevgili arkadaşlar. Neden? Şimdi mesela olma olasılığı 2 bölü 7 olsun. Olmamayı nasıl buluyorsunuz? 7 bölü 7'den yani tamamından 2 bölü 7'yi çıkarırsınız. 5 bölü 7 yani olmama olasılığını bu şekilde bulabilirsiniz. Evet sevgili gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Şimdi puanlarınızı topladınız. Kaç puan aldığınızı aşağıda yorum kısmında benimle paylaşmanızı istiyorum. Ayrıca takıldığınız konuları da yazabilirsiniz. Veya konu isteklerinizde ona göre yeni videolarda çekebiliriz. Şimdi ekranda logomuzu göreceksiniz. O logoya tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Yanında gördüğünüz kutulardan bu sınavda da yer alan diğer ders videolarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sorunuz olursa oradan da yazabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.